Herkes durması gereken yeri bilecek. Serce Sevinç var karşılarında. İftira atmak istemiyorum ama o yaptı. Abi efsane bir şeye geldim şu an. Ya gerçekten şu an çok sinirliyim ya. Bunu bu videoda mı öğrenmem gerekiyordu? Şu an o kadar modum kaçtı ki ya. Of, ben bu videoya nasıl devam edeceğim? Peki size bir soru. Bir telefon şakası hayatınızı en fazla ne kadar değiştirebilir ki? Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Naz. Bugün sizlere daha dün bitirdiğim bir kitabın yorumuyla geldim. Kitabım Operatöre Bağlanıyorsunuz. Hemen videoya geçmeden önce kısacık bir şeyden bahsetmek istiyorum. Operatöre Bağlanıyorsunuz'u ben bitirdim. Ondan sonra benim Bookstagram hesabım var. Şuralardan bir yerden ulaşabilirsiniz. Oraya bir tane yorum atacaktım ama ben böyle normalde beyaz çarşafta çekiyorum fotoğrafları. Daha sonra Ayla var. Onun da bir Bookstagram hesabı var. Kız o kadar güzel makyajlar yapıyor ki gerçekten çok heveslendirdi. Ben dedi ki sen de yaparsın falan filan. Dedim ki bir deneyeyim. Daha sonra denedim ve bilmiyorum, içime çok sinen bir makyaj yaptım. Kediyi falan böyle tek tek çizdim. Benim kedi korkumu bilenler bilir. Bilmeyenler de zaten öğrenirler yakında. Herkes şok oldu yüzümde kedi görünce. Sen ve kedi ne alaka falan dediler. Her neyse, Bookstagram hesabıma efsane bir tane yorum attım. Gidip onu gerçekten beğenin. Vallahi çok uğraştım. Belki bir yerlere koyarım fotoğrafımdan. Her neyse, onu bunu boş verin. Gelin biz kitabımıza geçelim. İlk olarak şöyle bir size kitabı göstereyim. Kitabın şömizini çıkartayım. Şu şekilde. İçi de şöyle. Çok bir şey yok zaten. Bekleyin. Şimdi size posterini göstereceğim. Posterimin arkası bir şey diyeyim mi? Geçen gün bize yengem gelmişti. Net bunu yengemin küçük çocuğu yaptı. Gerçekten iftira atmak istemiyorum ama o yaptı. Eminim buna gerçekten. Çünkü hani bunun başka bir açıklaması olamaz. Posterimin arkası karalanmış. Küçük çocuklardan nefret ediyorum. Ve buraya da... Gerçekten şu an çok sinirliyim ya. Şöyle görün. Gerçekten çok sinirliyim. Ben bu posteri kapatıyorum. Gerçekten bunu bu videoda mı öğrenmem gerekiyordu? Şu an o kadar modum kaçtı ki ya. Of, ben bu videoya nasıl devam edeceğim? Gerçekten davacıyım, şikayetim var. Ya gerçekten pazartesi günü mahkemede görüşelim ya. Gerçekten. Bir avukat ayarlar mısınız bana? Durum çok ciddi. Bu ne? Bu ne? Bu da stickerler. Ben kutu set almamıştım. İlk çıktığında ciltli aldığım için bunların hepsi bana geldi. Kutu setin içinde rozet falan filan var galiba. Operatöre Bağlanıyorsunuz'un ikinci kitabı da çıktı. Onu da sipariş edeceğim en kısa süre içerisinde. Bu da şöyle ayrıcı. Gerçekten çok üzgünüm şu an. İyiyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim Serçe'nin bir ana karakterimiz var. Serçe dedim yanlış. Ah Ceyhun ah. Serçe radyo televizyon okuyor ama herkes gibi, bu Türkiye'deki herkes gibi işsiz kalıyor. Daha sonra bir internet sitesinin müşteri hizmetlerinde bir operatör olarak çalışmaya başlıyor. Her şey böyle sıradan ilerlerken bizim diğer ana karakterimiz Ceyhun Çapkın ve arkadaşları müşteri hizmetlerini bir telefon şakası için arıyorlar. Akılları sıra operatörü işletecekler. Gerçekten aşırı derecede saçmalıyorlar ve hani sadece işinde bir sorun çıkmaması için elinden gelince hani gülümseyerek, her şeyi sinirle çekerek kibar bir şekilde cevap vermeye çalışıyor. Ve görüşmenin sonunda hani diyor ki, görüşme kalitesini puanlar mısınız diyor ve görüşmenin sonunda ona bir puan veriyorlar ve bu önemli bir şey operatörler için. Onların iş yerindeki konumlarını, patronlarının gözündeki değerlerini şey yapar ve sadece bu yüzden iş yerinde sıkıntılar yaşıyor. Gerçekten patronundan çok kötü bir fırça yiyor. Tabi daha sonra bizim ana karakterimiz Ceyhun'un aklı başına sonradan geliyor. Her gün defalarca deneyerek operatöre bağlanmaya çalışıyor. Serçe'ye bağlanmaya çalışıp ona her görüşme sonunda 10 puan vererek bu hatasını telafi etmeye çalışıyor. Peki size bir soru. Bir telefon şakası hayatınızı en fazla ne kadar değiştirebilir ki? İşte hepsi bu kitapta. Yorumuma hemen geliyorum. Konusu böyleydi. Öncelikle operatöre bağlanıyorsunuz. Benim Kübra'nın kaleminden okuduğum ikinci kitapta. İlk önce Rüzgar'ı Yaşamak okumuştum ve hani Kübra gerçekten o kadar tatlı, pozitif, neşeli bir insan ki gerçekten bunu kitaba katmış ve görüyorsunuz. Hani kitap zaten ben pozitif bir kitabım. Ben neşeyim, ben komiyim, ben mutluluğum diye bağırıyor yani. Gerçekten aşırı derecede eğlendim ben bu kitabı okurken. Ve sanki hani sadece olayı anlatıyor. Sanki ben en yakın arkadaşım bana gününü anlatıyormuş ya, ben de onun gününü okuyormuşum gibiydi. Hani anlatmak istediğim şu.
karakter o kadar bizden biriydi ki, hani halkın içinden biriydi. Benim bir arkadaşım olabilir mesela Serce. Hani gerçekten Serce ile arkadaş olabiliriz. Çünkü aynı senin benim gibi bir insan. Hani gerçek hayatta hepimizin başına gelebilecek olaylar yaşanıyor kitapta da. Ceyhun'a geliyorum. Gerçekten ben bu şapşal çocuğu o kadar çok seviyorum. Size anlatamam. Çok komik ya. Gerçekten Allah'ım, Ceyhun gibi biri nasip olur mu diyorum. Tabii beni işletmesin de. Ama eğer sonucumuz böyle olacaksa neden olmasın? Yani gerçekten Ceyhun'un çok iyi bir kalbi var. Ama bizim minik serçemiz, yani sercemiz, her seferinde Ceyhun'a yediği naneleri hatırlatıp onun vicdanını sızlatmaktan başka bir şey yapmıyor ve Ceyhun'u o zamanlar gerçekten çok üzülüyorum. Yazık, kıyamam çocuğa. Ama o her defasında hani daha iyisi olabilmek için çabalıyor. Hani bu hatasını telafi etmek için çabalıyor. Bir ilerleme kaydediyor, gelişiyor ve bu bizim gözümüzün önünde oluyor ve Ceyhun'daki bu değişim, gelişmeyi gördükçe aşırı aşırı mutlu oldum. Yani çok gururlu bir anne gibi hissettim kendimi. Bir de kitap aşırı akıcı. Hani sizi alıyor götürüyor ve hani sen Ceyhun ve Serce'nin telefon konuşmalarını okurken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Ben bir gün işte o zamanlar yoğundum, kitabı okuyamıyordum pek fazla. Dedim ki gece 11.30 falan da hadi bir okuyayım, işte bir saat okur yatarım demiştim. Ve daha sonra ben yatağa girdiğimde saat 3.30'du biliyor musunuz? 3.30'da uyudum. Çünkü tamam bu bölüm bitecek, bitireceğim. Bu bölüm bitecek, kapatacağım kitabı diye bırakamadım. Gerçekten bırakamadım. Öyle bir yerde bitiyor ki devam etmek zorunda kalıyorsunuz, merak ediyorsunuz olayları. Gerçekten bu konuda da yazarı aşırı aşırı tebrik ediyorum. O kadar güzel yazmış ki elimden bırakamadım kitabı. Hani sürükleyici bir kitap istiyorsanız net alın, size operatöre bağlanıyorsunuz. Net alın yani. Bir de kitap o kadar komikti ki mesela elimden bırakamıyordum kitabı. Nefessiz okuyordum ve gülme krizlerine giriyordum. Odamda kahkahalar atıyordum. Annemin odaya gelip neye bu kadar deli deli güldüğümü sorguladığı oldu biliyor musunuz? Odaya geliyor, sen niye böyle gülüyorsun? Hani kardeşim beni kahvaltıya çağıracak. Bu arada bakın aç karnına, gözümü açar açmaz kitabı alıp okuyorum. Beni tam odaya çağıracak. Sen niye gülüyorsun? Sen neye bu kadar gülüyorsun? Hani sesli gülüyorsun, bir şey var zannediyorlar. Dedim ki hani kitaba gülüyorum, kitap çok komik. Mesela benim kardeşim 5. sınıfa gidiyor. Bu operatöre bağlanıyorsunuz, ona da okutacağım. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap. 11 yaşında. Bence okuyabilene... Bir de olgun biraz kardeşim, o yüzden okur yani. Öyle ekstra şey sahneler yoktu. Artı 18 sahneler yoktu. Çok da tatlıydı. Onu okutacağım mesela. Yaş grubu için bunu söyleyebilirim. Ve bu yorumda kesinlikle şeyden bahsetmek istiyorum. Serce o kadar güçlü bir karakterdi ki asla kendini ezdirmiyordu. Kimseye pabuç bırakmıyordu. Herkesin lafını veriyordu yani. Herkes haddini bildiriyordu. Herkes durması gereken yeri bilecek. Serce Sevinç var karşılarında. Hayırdır yani. Vallahi kendi başının çaresine bakıyordu. Kimseye de kendini ezdirmiyordu. Efsane bir karakterdi yani. Enfesti, mükemmel. Ve gerçekten kendi değerinin farkındaydı. Bazı olaylara bakıyoruz. Gerçekten kendini seviyordu. Kendi değerinin farkındaydı. Ve bunu bilmesi, bunu kitapta vurgulaması benim çok hoşuma gitti. Gerçekten gözünüzü açabilecek bir kitap. Diyorsunuz ki ya ben bu kadar değersiz bir insan değilim diyorsunuz yani. Hani değerli olduğunuzu hissediyorsunuz kitabı okurken de. Ya bu spoiler olur mu bilmiyorum. Ama birçoğumuzun başına gelen bir olay ve hani bu da kitapta işlendiği için bunu anlatmak istiyorum. Bu bir spoiler değil yani. Çok büyük bir şey değil. O yüzden anlatacağım. Mesela sadece bir gün evden içeri dönerken otobüse biniyor ve otobüste hani bazı insanların onun giyimiyle ilgili böyle hısırdaştıklarını falan filan duyuyor ve bir adamın bakışlarından rahatsız oluyor. Hani fiziksel bir şekilde olmasa da hani bir şekilde bir tacize uğruyor, anladınız mı? Yani hani adam onu süzüyor falan, rahatsız hissediyor kendini. Daha sonra dedim ya kimseye pabuç bırakmıyor diye. Kadınla kavga ediyor, diyor ki hanımefendi diyor, hani siz beni sorgulamak yerine, benim giyimime kuşamıma laf etmek yerine yanınızda duran adamın bakışlarına bir bakar mısınız? Beni ne kadar çok rahatsız ediyor gibisinden bu şekilde tüm otobüste kendini savunuyor. Daha sonra mesela o adam ne oluyor biliyor musunuz? Hemen gözlerini çekiyor ve bir sonraki durakta inip gidiyor. Bazıları buna sessiz kalır. Diğer kadın da zaten Serce'nin giyim hakkında yorum yapan kadın da bir şey demeden morardı kaldı orada oturdu. Hani şöyle, kitapta şunu vermek istiyor size. Kendinizi ezdirmeyeceksiniz. Hani bir şey mi oldu, rahatsız mı oluyorsun? Ya söyle bunu kardeşim. Hani tamam ya, illaki bir taciz olması için sana dokunması gerekmiyor. Ya bakamaz, anladın mı? Sen rahatsız oluyorsan o kişi sana bakamaz. Bu kadar. Sen istemediğin bir şekilde seninle iletişime geçemez. Seninle diyalog kuramaz. Göz kontağı kuramaz. Bu yani. Hani Serce de bunun gerçekten farkında ve kendini ezdirmiyor, kendini savunuyor. Bu benim o kadar çok hoşuma gitti ki size anlatamam. Gerçekten güzel konular işlenmişti. İkinci kitabı gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü ilk kitap o kadar güzel bitti ki ikinci kitapta neler olacağını aşırı aşırı merak ediyorum.
Çünkü baya baya iyi bir kitaptı. Ceyhun'umu çok seviyorum ya. Gerçekten Ceyhun herkesin arayıp da bulamadığı o erkek karakter olabilir galiba. Eğlenceli ve okurken yüzünüzde şapşal bir sırıtmanın eksik olmayacağı bir kitap arıyorsanız bence kesinlikle bu kitaba göz atmalısınız. Lütfen Bookstagram hesabındaki yorumumu da beğenir misiniz? Çünkü gerçekten emek verdim yani o kadar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Aşağıda yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Ancak bu videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.